Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir evle karşınızdayım. Bugün bu evi tanıtacağım. Bu ev benim değil. Bunu bir yakınımdan aldım. Çok sevdiğim birisi bana ödünç verdi size tanıtmam için. Ona buradan teşekkür ediyorum. Şimdi ben evi açayım. Daha sonra küçük parçalarıyla beraber hemen göstereceğim. Hemen açıp geliyorum. Şimdi evi ben açtım. Şöyle şu kısımda gördüğünüz yer banyo. Burası. Bu tarafta yatak odası var. Hemen aşağıya indiğimizde mutfak ve bir buzdolabı. Bu tarafta bir salonumuz var. Daha yakından göstereyim. Videoyu balkonda çektiğim için arka plan dolayısıyla kötü ve ses geliyor olabilir. Bunun için özür diliyorum ilk başta. Şimdi küçük parçaları göstereceğim hemen size. Evet, burada küçük parçalarımız. İki tane pembe bardak var. Bu evin parçaları tam değildi. Ben ekleme yaptım ama genel olarak sadece renk ve çeşit olarak farklıdır. İki tane tabağımız var. Bir tane bu şekilde tava var. Bu gerçekten evin, eve ait. Bir kulaklık var ama bunu da ben kendim koydum. Kek kalıbı. Bir meyve suyu. Bir tane böyle müzik çalar, telefon gibi bir şey. Çalar saat şeklinde. Bir tane tarak. Yumurta bu şekilde. Bir minik havlu. Yatağım, yatak ne alaka? Küvetimiz için. Yatağımızın da örtüsü var. Onu da biraz sonra göstereceğim. Bu şekilde iki tane çatalımız var. Bir diş fırçası ve üç tane de askı. Şimdi ben bunları yerlerine yerleştirip geleyim. Bu çok kesitli bir video olacak ama böyle olmak zorunda maalesef. Çünkü alanım çok dar. Bu da yatak örtüsü. Unutmadan göstereyim. Şimdi ben bunları bir de yerine dizip geliyorum. Daha sonra evin birkaç fonksiyonunu göstereceğim size. Şimdi banyodan başlayayım. Öncelikle burada bir küvetimiz var. Havlu... Buraya bir havlu asma yeri ve bir havlu. Lavabomuz ve bir tarak. Diş fırçası az önce sanırım aşağı düştü. Burada bir klozet var. Şurada bir paspas görünümlü Barbie logosu var. Lavabo bunlar sticker. Gerçek çekmece değil, onu söyleyeyim baştan. Burada minik bir dolabımız var, giyinme odası gibi. 3 tane askımız ve bir lambamız çıkıyor. Şuralar raf. Bunlara ayakkabılarımızı koyabiliriz. Bu tarafta yatak odası. Bir tane kulaklığımız vardı, söylemiştim. Yatağın içi böyle çiçek desenli bir yastık şeklinde bir şey var. Ve önünde yine bir küçük paspas tarzında bir süs var, kabartma var. Burada telefonu koymak için böyle iki tane raf var. Onun dışında full sticker, lambalar, dekorlar. Aşağı iniyorum. Aşağıda bir tane salıncağım var. Bu evin en sevdiğim özelliği. Salıncak dışarıda orada açılıyor. Ben evi ters çevirip çekmeyeceğim. O yüzden şimdiden göstereyim. Burada böyle bir salıncağımız var. Bir koltuğumuz var lila rengi. Bu şekilde. Arkada yine dekorlar, şömine. Şurada bir televizyon ünitesi var. Onu biraz sonra göstereceğim. Masamızı, üstünü şöyle dizdim ben. İki tane turuncu sandalye, bir masa. İçeride bir tane buzdolabı ve açılabilen bir kapı. Kapı açılabiliyor bu şekilde. Ev bildiğiniz gibi katlanabiliyor. Onun dışında evimiz asansörlü. Şurasına bebeğimizin belini geçiriyoruz. Bu kapısı da açılıyor aynı zamanda. Daha sonra şuradaki düğmeye basıp üst kata çıkarıyoruz ve burada teras açılıyor. Burada küçük kırıklar var. Onun dışında burada şezlongumuz oluyor normalde ve bunu alıp buraya koyuyoruz. Bu şemsiye bu yukarı çıkınca kalkıyor ve normalde burası bir şemsiye. Şu an açılmıyor. Burada bir şemsiye var. Bunun üst kısmını maalesef kırıldı. Şimdi bunun dışında alttaki TV ünitesinden bahsedeyim. Son olarak o kaldı çünkü. Burada bir TV ünitesi var. Televizyonumuz, yanı raf. Bu şekilde kalın. Böyle bir yine dekor resim. Onun altında iki tane, üç tane raf var.
bebeklerinize kendi yaptığınız kitapları koyabilirsiniz belki. Arka kısmında mutfak tezgahı, ocak var, lavabo var ve yine bir fırın ve iki tane raf. Hemen o fırını açıp içine çek kalıbımızı koyalım. İçi bir raflı. Şu şekilde kek kalıbımızı koyup kapatıyoruz. Pişiyor. Evet arkadaşlar, bu evimiz böyleydi. Bunu bana verdiği için sahibine teşekkür ediyorum buradan. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.